Evet, burada bir dolu sayı var ve bu videoda size bu sayıları nasıl sınıflandıracağımızı anlatacağım. Bu küme, payı ve paydası tam sayı olan kesirlerden oluşan tüm sayılara ait. Bu arada kesirlerin paydasının da sıfır olmadığını, olmayacağını varsayıyoruz. Çünkü paydası sıfır olan kesirleri nasıl değerlendirebileceğimizi bilmiyoruz. Evet, payı ve paydası tam sayı olan kesirlerden ya da iki tam sayının birbirine olan oranından oluşan bu küme, rasyonel sayılar kümesi ve iki tam sayının oranı yani payı ve paydası tam sayı olan bir kesir olarak ifade edilemeyen sayılara da irrasyonel sayılar deniyor. Evet bunlara da irrasyonel sayılar denir. Ve tabii şimdi bu kümelerin buradaki boyutları gerçek büyüklüklerini çok iyi yansıtmıyor ama hemen söyleyeyim sonsuz sayıda rasyonel ve sonsuz sayıda irrasyonel sayı var. Neydi? İrrasyonel sayılar pay ve paydası tam sayı olan bir kesir olarak ifade edilemiyordu. Sonra rasyonel sayılar kümesinde tam sayılar bulunuyor. Mavi ile göstereyim. Bunlar kesir ya da virgülle gösterilmeyen sayılar. Evet, bunlar tam sayılar. Ve bir de tam sayılar kümesinin alt kümesi olan doğal sayılar kümesi var. Doğal sayılar negatif olmayan tam sayılar. Doğal sayıları da bu kümeyle gösterelim. Aynen böyle. Evet, diğer küme isimlerini de tamamlayayım aynı renkle. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar. Böyle daha güzel oldu. Evet, şimdi sayı kümelerinde belirlediğimize göre buradaki sayıları sınıflandırmaya geçebiliriz. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve önce kendiniz deneyin. Buradaki sayıları, bu sayıları buradaki kümelere yerleştirmeyi deneyin. Bol şans. 3 ile başlayalım. Pozitif 3. 3'ü bir oran olarak ifade edebiliriz, öyle değil mi? Yani 3'ü 3 üç bölü 1 olarak düşünebiliriz. Böyle düşünmek zorunda değiliz ama böyle düşünebiliriz. Ve negatif olmadığı için buraya da koyabiliriz. Sonuç olarak 3 bir doğal sayıdır. Etrafını şöyle doğal sayı kümesinin rengiyle çizelim. Evet, 3 bir doğal sayıdır. Şimdi az önce 3'ün aynı zamanda bir tam sayı ve rasyonel sayı olduğundan da bahsetmiştim değil mi? Ve bunlar hala geçerli. 3 aynı zamanda bir tam sayı ve rasyonel bir sayı. Neden mi? Çünkü doğal sayılar tam sayılar ve rasyonel sayıların alt kümesidir. İşte bu yüzden 3 bir doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıdır. Sırada eksi 5 var. Eksi 5'i de bir oran olarak yazabiliriz. Mesela 5 bölü 1 gibi. Böyle yazmak zorunda değiliz ama istersek eksi 5 bölü 1 şeklinde de gösterebiliriz, değil mi? Göstermek zorunda değiliz ama gösterebiliriz. Ve eksi 5 aynı zamanda bir negatif sayı olduğu için doğal sayı olamayacağını biliyoruz. O halde eksi 5 bir tam sayıdır deriz. Ve buraya yerleştiririz. Eksi 5 aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Neden? Çünkü tüm tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. Şimdi de 0,25'e bakalım. Bu sayıyı bir kesir olarak gösterebiliriz, öyle değil mi? 25 bölü 100. 25 bölü 100, iki tam sayının oranıdır. Ve 0,25'i iki tam sayının oranından başka bir şekilde ifade edemeyeceğimize göre, 0,25 bir rasyonel sayıdır. Peki, 22 bölü 7 için ne düşünüyorsunuz? Doğru, 22 bölü 7 zaten bir kesir, yani oran olarak verilmiş. Ve bu sayıyı buradakinden farklı bir şekilde, buradaki buradaki gösteriminden farklı bir şekilde ifade edemeyiz. Bunun için 22 bölü 7'yi de aynı şekilde rasyonel sayılar kümesine koyalım. 22 bölü 7 bir tam sayı ya da doğal sayı değildir, bir rasyonel sayıdır. Sonra 0,2713 diye bir sayı var ve virgülden sonraki 13 tekrar ediyor. Nasıl mı? Yani bu sayı 0,27, 13, 13, 13 diye devam ediyor. Bununla aynı şey. Anlaştık değil mi? 13'ün üzerindeki çizgi, 13'ün tekrar ettiği anlamına geliyor. 13 tekrar ediyor demek. Evet, bunun gibi tekrarlayan sayılar 0,27, 13, 13, 13 gibi sayılar bir oran olarak ifade edilebilir. Bunun neden böyle olduğundan, 13'lerin neden tekrar ettiğinden bu videoda bahsetmeyeceğim ama bir örnek verecek olursak, mesela 0,33333 1 bölü 3 ile aynı şeydir. 1 bölü 3 demek. Evet, bu sayının bir kesir olarak ifade edilebileceğini bildiğim için, rasyonel sayılar kümesine koyacağız. Kesir dışında bir şekilde, bir formatta ifade edilemediğinden, bu sayı bir tam sayı ya da doğal sayı değil. Peki, Sırada karekök içinde 10 var. Bu ilginç olacak. Tam kare olmayan her sayının karekökü irrasyonel sayıdır. Tekrar ediyorum, tam kare olmayan her sayının karekökü irrasyonel sayıdır. Bu videoda bunun kanıtını yapmayacağım ama köklü sayıları iki tam sayının oranı olarak ifade edemezsiniz. Yani bu sayıyı payında ve paydasında tam sayılar olan bir kesir halinde yazamazsınız. Ondalık sayı olarak yazmak isterseniz de az önce 0,27 üzeri çizili 13 örneğindeki gibi sürekli tekrarlayan rakamlar ya da haneler olmaz, virgülden sonra gelen rakamlar hep farklı olur. Bunun için yani iki tam sayının oranı olarak ifade edilemediği için karekök içinde 10 bir irrasyonel sayıdır. Sırada 14 bölü 7 var. İki tam sayının oranı olarak yazılmış. O zaman rasyonel sayı olması lazım değil mi? Ama 14 bölü 7, 2'ye eşittir. Ve 2 de bir doğal sayıdır. Hatırlayın, doğal sayılar negatif olmayan ve iki tam sayının oranı olacak şekilde ifade edilmesi şart olmayan, gerekmeyen sayılardır. Her ne kadar burada bir oran olarak yazılmış olsa da aslında böyle yazılması şart değil. 14 bölü 7 yerine 2 yazabiliriz. O zaman 14 bölü 7 eşittir. 2 yazalım ve doğal sayılar kümesine yerleştirelim. 2 pi'ye geldik. Pi, irrasyonel bir sayıdır. Ve irrasyonel bir sayıyı bir tam sayı ile çarptığınızda elde edeceğiniz sayı yine bir irrasyonel sayı olur. Evet, pi'nin ondalık gösteriminde virgülden sonraki rakamların birbirinden farklı olduğunu ve tekrarlamadığını da hatırlattıktan sonra, sıra geldi, eksi, karekök içinde 25'e. Karekök içinde 25, 5 eder. Yani bu sayı eksi 5'e eşittir. Az önce eksi 5'in bir tam sayı olduğunu görmüştük. Ve eksi karekök içinde 25 eksi 5'in farklı bir gösterimi olduğu için bunu da tam sayılar kümesine koyduk. Evet, bu sayılar aslında birbirine eşit. Son olarak karekök içinde 9 bölü 7. 9'un karekökü nedir? 3. Farklı bir renkle yazalım. O zaman bunu da 3 bölü 7 olarak yazabilirim, öyle değil mi? Ve iki tam sayının oranı olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılardır. Hemen buraya yazalım. Karekök içinde 9 bölü 7. Şahane. Evet, videoyu bitirmeden önce son bir sayıya daha bakalım. Diyelim ki, pi bölü pi. Pi bölü pi, 1'e eşittir. Öyle değil mi? ve 1 bir, bir doğal sayı olduğu için 1'in daha havalı bir şekilde gösterilmiş hali olan pi bölü pi'yi de buraya yerleştirebilirim. Şahane.